önceden bildiğiniz, sıkça konuştuğumuz bir konuyu tekrar ve tekrar konuşmamız gerekiyor. Hep söylüyorum zaten, yani birçok videoda bundan tekrar farklı örneklerle, farklı açılardan bahsetmemiz lazım. Peki konu ne? Biraz önce daha bir hasta adayımla diyeyim konuştum. Kafasında böyle acayip sorular, acayip korkular var. Ve işte korkuların içinde sıkışmış, oradan bir şey duymuş, buradan bir şey demiş. Ben obezite ameliyatı olacağım deyince eş, dost, yakınlar hepsi bir taraftan böyle çeşitli önerilerde bulunmuşlar. İşte çeşitli doktorlar önerilmiş, biriyle konuşmuş, o bir şey demiş, başka bir doktor demiş ki şu ameliyat yapılmaz, bu doğrudur demiş. Görmeden hastayı, ondan sonra başka birisi bizim mahalledeki Ahmet şöyleydi, böyle oldu demiş falan derken kafa karışmış. En sonunda bu konuştuğum kişi bana diyor ki, ya ameliyat olmaya ihtiyacım var, ameliyat olmayı istiyorum ama vazgeçtim. Sizinle de bir konuşup size sorular sormak istiyorum. Burada konuya böyle biraz daha geniş bakmamız lazım. Ben konuşmamı size de anlatacağım. Ve burada konuya nereden bakmamızın daha mantıklı olduğunu da anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben dedim ki, peki yani sonuç olarak sen ne istiyorsun? Ne istediğine bir karar vermen gerekiyor. Şimdi kilolu bir insan, ben kendimi o karar verme sürecine yerleştiriyorum ve diyorum ki kiloluysam kilo vermek isterim. Bunu nasıl yapmak isterim? Olabildiğince konforlu yapmak isterim. Evet, kafamda isteklerimi tek tek sıralayabilirim. Konforlu olsun isterim. Güzel bir süreç geçirmek isterim. Yattığım hastanenin işte güzel, temiz, iyi olmasını isterim. Çalışanların benimle ilgili olmasını isterim. Derken bunların dışında ameliyatımın başarılı olmasını isterim. Sürecin güzel olmasını isterim ve sonrasında da beni ameliyat eden kişiyle, cerrahımla iletişim kurabiliyor olmak isterim. Yani aslında bir hasta gözüyle, bir hasta tarafından baktığımızda istenmesi gereken şeyler bunlar. Ama hasta bizi arayıp da ya da yanımıza gelip de ya ben ne yapacağım bilemiyorum, o ameliyata bunu dediler, bunu dediler, şunu mu seçsem, bunu mu seçsem dediğinde orada bir yanlışlık var. Yani orada böyle hatta genel bir ana akım yanlışlık var diyebilirim. Ana akım sözü çok kullanılıyor bu ara. Bir yanlışlık var. Yani burada bu şu anlama geliyor. Bu kişinin ameliyata ihtiyacı var ama ameliyata ihtiyacından geçmiş. Çevresindekilerin, işte konuştuğu belki doktorların, izlediği videoların, onun bunun etkisiyle ameliyat olmayla ilgili ana faktörü, ana faydayı unutmuş. Yani zayıflamak isteğini bir kenara bırakmış. Daha sofistike konularda böyle karar yapma, karar verme ihtiyacı altında olduğunu düşünüyor. Ve kafası karışıyor, en sonunda diyor ki ben ameliyat olamayacağım herhalde. Ve sonuç olarak ne oluyor? Kendi hayatına yüksek kiloda devam ederken yüksek kilonun kendisi için hazırladığı tuzakların hepsine düşmeye yatkın hale geliyor. Her zaman diyoruz işte kilolu insan daha az yaşıyor. Kilolu insan diyabet oluyor, kolesterol oluyor, tansiyon oluyor, karaciğer yağlanması oluyor, uyku apnesi oluyor. Sağlıkla ilgili ciddi problemler yaşıyor. Sağlık problemlerinin ötesinde de çok ciddi bir şekilde yaşadığı zamanın, anın tadını çıkartamıyor. Ki benim gözümle bakarsanız psikolojik etkisi sağlık etkilerini katlar. Çünkü hepimiz kısa planlar yapma eğilimindeyiz. Sağlık planları böyle uzun dönemli, yıllar içinde konuşulabilecek şeyler ama psikolojik düşünce yapımız, hissiyatımız günümüzü zehir edebilir. Günlerimizi, yıllarımızı, aylarımızı zehir edebilir. Ve bundaki değişiklikler de bizi çok kısa sürede farklı bir insan yapabilir. Yani evet, bu kişi kilolarından kurtulmak istiyor. Çünkü kiloların getirdiği sağlık yükünün evet farkında ama daha çok
her gün, her sabah kalktığında, kendine her baktığında bu işin getirdiği psikolojik yükü tam içeride hissediyor. Evet, bu kadar problem varken, bu kadar sıkıntı varken, bunlardan kurtulmak mümkünken, çeşitli gereksiz işte ana akım medya diyelim, orada burada gördüğü veya ticari yaklaşımlara kapılarak duyduğu sözler nedeniyle diyor ki aman şu ameliyat mı bu ameliyat mı, ne seçeceğimi karıştırıyorum, bulamıyorum, ben en iyisi ameliyat olmayayım. Benim ilk sözüm şu oluyor ya, ameliyat seçmek sizin konunuz değil. Bakın, ben çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Akademik olarak işin içindeyim, bilimsel ortamlarda varım ve biz bilimsel toplantılarımızda hala hangi kişiye hangi ameliyatı daha akademik, daha sofistike bir boyutta tartışıyor durumdayız. Yani bunu sizin dışarıdan aldığınız bilgilerle, izlediğiniz bir tane videoyla yorumlama olasılığınız pek yok. Çünkü bilgilerin tamamına sahip olmadan bir yoruma vardığınızda sizin bilgi edindiğiniz noktaların güdümüne girmiş oluyorsunuz. O izlediğiniz videoların, tamam diyeceksiniz ki doktor, profesör fark etmez, hangi etkiler altında, hangi düşünce yapısıyla çekildiğini bilmiyorsunuz. Size bilgi veren insanların, etrafınızdaki insanların veya yakınınız olarak gördüğünüz bir insanın size bilgi verirken motivasyonun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani tüm gerçeklere hakim değil iken yorum yapmanız çok zorlaşıyor. O yüzden benim burada yanıma gelen hastalarda ilk yaptığım şey onları gerçeklere hakim hale getirmek oluyor. Bakın, hala şu ameliyat iyidir, bu ameliyat iyidir, herhangi bir şey geçmedi konuşmada. Biraz önceki konuşmamızda da geçmedi. Kendisine de dedim hasta adayımın, ya bak dedim, bu kadar konuştuk ama şu ameliyat iyidir gibi bir şey geçmedi işin içerisinde. Çünkü bu şu an vereceğimiz bir karar değil. Bir şeyin iyiliğine, kötülüğüne karar vermek için onu sizin özelinizde değerlendirmek gerekir. Sizin özelinizde olmalı. Bu tabii çok değişkenlik gösteren bir şey. Mesleğe göre bile değişkenlik göstermeli. Mesela ben Samsun'dayım, gemi adamları geliyor, bana ameliyat oluyorlar. Ben de gemi adamı tabirini burada öğrendim. Mesela kaptan geliyor, bana ameliyat oluyor. Kaptan 6 ay boyunca gemide oluyor. 6 ay boyunca karaya çıkmadı oluyor. Şimdi bu kişiye yapacağım ameliyatın seçimi bir mantık gerektiriyor. Onun dışında başka bir işe sahip kişiye yapacağım ameliyatın seçimi de başka bir mantık gerektiriyor. Yani bunu birçok faktörü göz önünde bulundurarak seçmek zorundayız. O yüzden ya böyle çok kaba tabirlerle şu iyidir, bu kötüdür gibi şeylere takılıp da hayatınızı zindan etmeyin lütfen. Yani herkese bunları anlatıyorum. Evet, o hasta adayıma da söyledim. Ya bak, hala biz seninle ameliyat şekli konuşmuyoruz. Bunu sonra konuşacağız, geldiğinde konuşacağız, tartışacağız, iyilerini kötülerini ortaya koyacağız. Bu işler mükemmel değil. Ben hiçbir işin fanatiği değilim. Sadece bu işi iyi yapmaya çalışan biriyim. Burada iyisini, kötüsünü, doğrusunu, yanlışını, her şeyini konuşup beraber karşılıklı mantıklı bir karara varmamız gerekiyor. Ha, burada eğer hastam doğru olmayan bir karara gidiyorsa orada müdahaleci oluyorum mutlaka. Diğer yandan sizin karar verebileceğiniz noktalarda da size karar hakkı tanıyorum. Bu zaten böyle olması gereken bir şey ama doktorun, cerrahın özellikle tek bir ameliyata odaklı olması ve kafadan size şu değil bu oluyor demesi, bunun altında yatan başka şeyler olabilir. Ne yazık ki söylemek zorundayız ama bunun altında başka böyle altyapılar olabilir. Onun dışında o kişi tek bir ameliyat yapıyor olabilir. Diğer ameliyatla ilgili sonuçlarından memnuniyetsiz olabilir. Birçok altyapı
bu konuşmanın şeklini değiştirebilir. Yani o sebeple konuşma objektif bilgilendirme ardından ameliyat seçimi kişinin kendi özelliklerinin her biri tek tek baz alınarak yapılmalı. Yani burada sizin vermeniz gereken karar ben sleeve gastrectomy, Roux-en-Y bypass, mini gastric bypass olacağım değil. Sizin vermeniz gereken karar şu: ben zayıflamak istiyorum, zayıflayacağım, ameliyat olacağım, güzel bir ameliyat süreci geçirmek istiyorum. Onun dışında ameliyattan sonra başarımı sürdürmek istiyorum. Sizin odaklanmanız gereken şey bambaşka. Evet, ne yazık ki farklı yerlere odaklandırılan insanlar hayatlarındaki en büyük güzellikten mahrum olabiliyorlar. Biraz önce konuştuğum kişi, bilmiyorum ameliyat olacak mı olmayacak mı, bu videoyu da izlemesini tavsiye edeceğim. Ameliyat olacaksa o konuşma nedeniyle olup hayatını değiştirecek. Ameliyat olmayacaksa da önceki konuşmaların verdiği negatif geri bildirim nedeniyle hayatındaki en güzel şeylerden birini kaçırmış olacak. İşte o yüzden her şey objektif, doğru ve size has bilgilendirmeyle başlamalı. Burada bunu yapmaya çalışıyorum. Videolara devam ediyorum. Kanala abone olup bildirimi açarsanız anında görürsünüz. Görüşmek üzere.